Baban gelirse beni çağır ha. Hikayemizin ismi bu. Balıkesir'de selam olsun. Balıkesir'de Ali Sururi İlkokulu karşısındaki boşlukta eski ayakkabı tamircisi kır, pala bıyıklı bir ihtiyar olan Cevdet Dede vardı. Bir akşamüstü konu Çanakkale'ye gelince nasıl hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve devam etti ağlayarak. Rahmetli babam Hafız Ali Çanakkale'de kaldığımda anamın karnında 7 aylıkmış. Onu hiç tanımadım. Bir fotoğrafı bile yoktu. Bir fotoğrafı bile yoktu. O günler çok zor günlerdi. Seferberliğin sıkıntıları, Kuvayi Milliye zamanı, işgal yılları, kurtuluş, yokluk, sıkıntı. Çocukluğumuzun hep ekmek peşinde sıkıntıyla geçtiği yıllar. Ah anam, ah anam. Ama anam benim çocukluğumdan itibaren her sokağa çıkışta, her nereye giderse yanıma gelir ve oğlum ben pazara gidiyorum. Baban gelirse beni hemen çağır ha. Ben teyzenlere gidiyorum. Baban gelirse beni hemen çağır ha. Ben komşulara gidiyorum. Baban gelirse beni hemen çağır ha derdi. Anam babamı bekledi durdu. Bekledi durdu. Büyüdüm dükkan açtım. Annem yine her bir yere gidişte dükkana gelir, gideceği yeri söyler ve baban gelirse beni çağır ha diyerek eklerdi. Aradan yıllar yıllar geçti. Anacığım ihtiyarladı. Gene hep değneğini kaparak bana gelir ve baban gelirse beni çağır ha diye tembihlerdi. Günü geldi, ağırlaştı. Ölüm döşeğinde bizimle helalleşti. Bana iyi baktınız dedi. Hakkınızı helal edin. Bana döndü yavaşça. Bu sefer baban gelirse ona annem hep seni bekledi de dedi. Birden irkilerek doğruldu ve kapıya doğru gülümseyerek ah burası çok fena. Hoş geldin bey. Hoş geldin dedi. Ve gülümseyerek ruhunu teslim etti. Aşk ola. Demek 1001 tane şüphesi varmış. Evet, hikayemizin ismi. Meşhur alimlerden biri bir beldeye uğramıştı. Beraberinde birçok talebe ve halk olduğu halde bir ihtiyar ninenin yanından geçtiler. İhtiyar nine kalabalığı görünce oradaki birine bu kimdir, bu kalabalık nedir diye sordu. Alimin talebelerinden biri bunu duydu ve yaşlı nineye onu tanımıyor musun? O Allah-u Teala'nın varlığı hakkında 1001 tane delil ortaya koymuş bir alimdir diye cevap verdi. Durun, cevap bak devam edecek. Çok güzel, dikkat biraz daha. Nine gülerek, eğer onun Allah'ın varlığı hakkında 1001 tane şüphesi olmasaydı 1001 tane delile ihtiyacı olmazdı. Ben Yüce Allah'a delilsiz iman ediyorum dedi. Bu söz alime ulaşınca alimin çok hoşuna gitti. Ellerini açıp Allah'ım, Allah'ım senden şu ihtiyar kadının imanı gibi bir iman ve kalp safiyeti istiyorum diye dua etti. Sonra etrafındakilere benim gibi dininizi araştırın ama bu nine gibi de saf bir gönülle iman edin tavsiyesinde bulundu. Çok güzel değil mi? Tekrar edelim mi ninenin söylediği o cevabı? O Allah-u Teala'nın varlığı hakkında 1001 tane delil ortaya koymuş bir alimdir sorusuna cevabı, eğer onun Allah'ın varlığı hakkında 1001 tane şüphesi olmasaydı 1001 tane delile ihtiyacı olmazdı. Aşk ola. Gerçekler farklı olabilir. Trenin penceresinden bakan 24 yaşlarındaki genç heyecanla bağırdı.
Baba bak! Ağaçlar arkada kaldı. Babası gülümsedi. Fakat yanlarında oturan bir çift gencin çocuksu davranışlarına çok şaşırdılar. Genç bir kez daha bağırdı. Baba bak! Bulutlar da bizimle geliyor diye. Çift en sonunda dayanamayıp yaşlı adama sanırım oğlunuzun yardıma ihtiyacı var. Neden onu iyi bir doktora götürmüyorsunuz diye sordu. Babası şöyle cevap verdi. Efendim, zaten şu an hastaneden dönüyoruz. Oğlum doğuştan görme engelliydi. Bugün gözleri açıldı. Her insanın bir hikayesi vardır. İnsanları tanımadan onları yargılamayın. Sizin gördüğünüz farklı, gerçekler farklı olabilir. Bir an öncesini görmediğiniz için çok rahat bir şekilde, hani birçok insan yapıyor bunu, öyle değil mi? Bir an sonrasıdır, kısa bir an hatta. Evet, anında da o karşı tarafı suçlarlar. Oysa ki o elinden geleni yapmıştır. Aynen buradaki örnek gibi. Çocuk niye seviniyor? Ağaçlara, bulutlara yeniden görmeye başladığı için. Veya ilk defa gördüğü için. Ama diğerlerinin düşüncesi, çocuğu hastaneye götürmemişler belli. Bir rahatsızlığı var. İlk düşündüğü şey, insanın da ilk aklına gelecek şey o olabilir. Ama bu kadar, evet, ön yargıyla yaklaşmayalım ne olur. Gördüğünüz farklı, yaşananlar farklıdır. Bizim göremediklerimiz de var bir taraftan. En önemlisi de o. Aşk ola. İçi bozulmuş çilek. Hikayemizin ismi. Nisan ayı gelmişti. O gün kurulan pazar bir öncesine göre çok renkliydi. Kış ve yaz sebzeleri aynı tezgaha yan yana konulmuş, küçüklerin gözleri yeni çıkan meyvelere kilitlenmişti. Birçok insan eski ağza yeni tat peşindeydi. Pazarın önünden geçmekteyken o renk cümbüşüne dayanamadım. Sonunda ben de katıldım kalabalığa. Sağa sola bakarak dolaşırken tanıdığım bir pazarcıya rastladım. Önündeki tezgahta dağ gibi yığılmış çilekler vardı. Her biri bir yumruk gibiydi sanki, kocaman. Çocukların ağzına sığması mümkün değildi. Renkleri de bayraktan kırmızıydı. Adam çatlak sesiyle "Bursa'nın bunlar" diye bağırıyordu. "Bursa'nın bunlar, Bursa'nın." Her yerde var. Vallahi böylesi yok. Yaklaşıp selam verdim. Uzun zamandan bu yana görüşmüyorduk. Beni hemen tanıdı. İzmit'te ne aradığımı, neler yaptığımı ve çocukların okul durumlarını sordu. Hemen yanında duran bir çocuğu çay söylemesi için gönderirken "Bu da benim oğlan" dedi. Okumayı bırakınca tam bir pazarcı oldu. Hiç olmazsa pazarcılık öğren diyorum ama onu da pek yapmıyor. Çocuğun arkasından tekrar bakıp "Çok efendi görünüyor" diye itiraz ettim. "Öyle değil mi? Uzaktan bakınca öyle görünür" dedi. Ama içi ne yazık ki çok bozuk. Bir babanın oğlu için söylediği bu sözler ağrıma gitmişti. Acaba suç kimde diye düşünmekteyken tezgaha yaşlı bir kadın yanaştı ve elindeki poşeti adama uzatarak "Bu çilekleri biraz önce sizden almıştım" dedi. Eve gittiğim zaman hepsinin ham olduğunu fark ettim. Üstelik de zeytin gibi. Küçücük. Tezgaha koyduğunuz çilek yığını uzaktan bakınca çok güzel görünüyor ama içi ne yazık ki çok bozuk. Adamın yanında fazla kalamadım. Ayrılırken yine bas bas bağırıyordu. "Her yerde var, vallahi böylesi yok. Sadece burada diye.